Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir iki sorun yaşadığım şeyler var. Onları da aslında sizlerle paylaşmak istedim, konuşmak istedim daha doğrusu. Şimdi şöyle arkadaşlar, ilk önce kargo meselesini konuşmak istiyorum. Geçen cumartesi inanın yani evimdeki tüm işimi gücümü bıraktım ve işte çıktım. 4 kargo ile görüşme yaptım. Yeni fiyatları işte benzinden dolayı çok işte zamlandığı için fiyatlarını artırdıklarını söylüyorlar. Hiçbir yer, hiçbir firma uygun fiyat vermiyor artık. Yani o yüzden yine PTT'ye dönüş yapmaya karar verdim. PTT'de işte kimi diyor ki çok geç getiriyor falan. Ha tamam, bu doğru yani. Ama yani yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an yurt içinin verdiği fiyat 28-29 liradan başlıyor. En küçük bir koli. Yani minnacık. Diğer büyüdükçe tabii bu fiyatı çok fazla artırıyorlar. Ve diğer 3 firmayla daha konuştum. Yine aynı şeyleri söylediler bana. Zaten zam geleceğini. Artık hani fiyatlarında bu şekilde olacağını söylediler. Yani yine de nasıl isterseniz o şekilde gönderim yaparım. Yani PTT'yi istemeyenler yurt içine biraz fazla para vererek o kargoyu gönderirim. Yani şey tercih sizin. Arkadaşlar bir de çiçek konusunda gönderim yaptığım çiçekler konusunda da söylemek istediğim bir iki bir şey var. Şimdi şöyle ben video çekme amacım yani kargo yaparken göndermeden önceki videoları çekme amacım çiçeğin benden çıkarken sizlere genel durumunu göstermek. Yani sağlıklı mı, kökleri nasıl, bunları görmeniz aslında özellikle alan kişiler. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar, hani ben içime sinmeyen hiçbir çiçeği kesinlikle göndermem, yani gönderim yapmam. Benim içime sinmesi gerekiyor, köklerinin iyi olması gerekiyor. Zaten mesela arkadaşların istediği ama çok fazla kökü olmayan çiçeklerin yanına aynısından bir tane daha koyuyorum ki ne olur ne olmaz. Yani her zaman bunu yapıyorum. Fazladan koyduğum çok fazla oluyor. İnanın hani çok fazla karlarla yapmıyorum. Yani mesela örnek vereyim, bir dikenler tacı. Yani inanın ben Antalya'dan o dikenler tacını 20 liraya aldım. Ve o kadar büyüttüm, o boya getirdim. 30 liraya da verdim zaten. Ayrıca diğer verdiklerim de zaten hani bana bedavaya hiçbir çiçek gelmedi. Ben hepsini işte marketlerden, Instagram'dan ya da gittiğim seralardan falan aldım. Yani baya bir ücretler ödeyip aldım arkadaşlar. Yani bedavaya kesinlikle alıp da ben onları dağıtmıyorum. Bir ücret ödüyorum. Ha yetiştiriyorum. Çok da severek yetiştiriyorum. Çok büyütüp yer sorunundan dolayı da yani paylaşmak istedim herkesle. Çok uygun fiyatlara verdim işte biliyorsunuz. Fazla fazla hediyeler koydum. Önemli olan hani herkesi memnun etmekti aslında amacım. Ama bilmiyorum, bazı yerlerde de galiba bazı durumlarda da çok iyi niyetli olmak yani olmuyormuş aslında. Bu iyi niyetiniz çok suistimal edilebiliyormuş. Bunu gördüm. Çok da üzüldüm aslında. Çok üzüldüğüm şeyler de oldu. Yani bazı kişileri Allah'a havale ediyorum. Kargoda da arkadaşlar sipariş verip paketleten ve sonra işte ha tamam almıyorum diyen arkadaşlar da çıktı. O yüzden şu anda işte ödemeleri önce alıyorum, sonra kargosunu paketlemesini yapıyorum. Yoksa ilk zamanlar gerçekten güvenerek yani siparişi veren herkese ha tamam ödemenizi ne zaman yaparsanız deyip ben hemen gönderimi yapıyordum. Şu anda da yani birkaç ısrarla sen gönder ben ödemesini şu gün yapacağım diyen arkadaşlar oldu. Sonra baktım ödeme gelmeyecek. Gönderimi de Allah'tan yapmamıştım. Sonrasında zaten işte arayıp ben almayacağım, alamayacağım falan bahanelerle bir sürü. Ben o kadar söküp toprağından çıkarıp kargolayıp o çiçekleri tekrar açıp yeniden dikmek zorunda kaldım. Yani böyle insanlarla da karşılaşıyoruz işte arkadaşlar.
Aslında çabuk pes eden biri değilimdir ama yani bu işte gerçekten hiç kolay değil. Yani o kargolama olayı da özellikle arkadaşlar hani göründüğü gibi hemen işte bu kadın yetiştiriyor, hemen de işte paketliyor falan. Kesinlikle öyle değil. Yani özene bezene o kargolamayı yapmak zorundasınız. Yani belki çiçek yetiştirmek inanın kargo yapmaktan çok daha kolay. Yani şu anda o kadar yorgunum ki yani zor konuşuyorum ama bunları da paylaşmak istedim. Yani çok çabuk pes etmem arkadaşlar ama ha demek ki ya çok iyi niyetli bazı insanlar için olmak da doğru değilmiş galiba. Bazı insanlara karşı iyi niyetli olmak. O yüzden sıradaki bazı ürünlerimi bitirip muhtemelen belki devam edemeyebilirim satış işine. İnanın şimdiye kadar yani çiçeklerde 5 lira 10 lira gibi karlarla yani belki herkes inanmayabilir buna ama hani bu şekilde çünkü ben de yani bize de bedava gelmiyor. Ben de hep seralardan bir yerlerden alıp çiçekleri o şekilde büyütüp çoğaltıp satma işini gerçekleştirdim. O yüzden hani çok küçük karlarla yapıyorum bu işi. Önemli olan dedim hani herkesi memnun etmek. İşte herkes istediği çiçeğe işte kavuşsun sağlıklı bir şekilde. Ama görüyorum ki yine de bazı suistimal eden insanlar işte olabiliyor. Söylemek istediğim bunlardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın.